bizim Türkiye'mizin insanları çok sevgi doludur. Sevgiden, dostluktan, kardeşlikten şiddetli haz alırlar. Ama bir sevgisizlik hakim biraz. Yani böyle sanki kavgaya daha açık, şüpheye daha açık, sanki birbirine oh olsun demekten zevk alan bir ruha girdi bir kısmı. Hemen toparlanalım. Kardeşiz. Çok çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Yani nefis güzel. Sevgi bağına, birbirimize dostluk bağına tam kilitlenelim. Hiç fark etmez. Sağcı olabiliriz, solcu olabiliriz. Özellikle Alevi Sünni ayrımı yani tam bir rezalet. Yani burada meydana gelen kin ve öfke kim yapıyorsa, hangi şaşkın yapıyorsa bu tarif edilecek gibi değil. Çünkü Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, kıblemiz bir. Yani inanılır gibi değil bu. Ben çocukluğumda duyardım Alevilerden. Yani çok korkunç, çok çirkin şeyler söyler ederlerdi. Benim iki eniştem de Aleviydi. Gayet mükemmel insanlardı. Çok güzel ahlaklı insanlardı. Tokat'ta, Turhal'da çok fazla bizim Alevi tanıdıklarımız vardı. Çok çok mükemmel, çok efendi insanlar. Benim kardeşlerimden de çok fazla, arkadaşlarımdan da Alevi kökenli kardeşlerimiz var. Kürt kökenli kardeşlerimiz var. Hepsi nur ve tertemiz insanlar. Ehl-i Sünnet de çok titizdir. Caferiler de, Aleviler de hepsi muhteşem insanlardır. Zorlama olarak şeytan bunu böyle göstermeye çalışıyor. Cemevlere, ibadethanede istediği gibi yaşasınlar, istediklerini okusunlar. Yani baskı insana saygıya uymaz. Yani cemevi açsın insan, mesela yine Allah'ı anıyorlar, ne güzel. Orada da yine Hazreti Ali'nin sevgisinden bahsediyorlar. Bir arada sohbet ediyorlar. Yani dinsizliği, imansızlığı konuşmuyorlar ki. Allah'tan, dinden, imandan, peygamberden, peygamberimizin neslinden, 12 imamdan ki canımızın en güzel yerinde olan, ruhumuzun en güzel yerinde olan insanlar. 12 imam. Bunlar bizim canımız yerimiz. Onlardan bahsediyor. Onlar resimler gibi resimler yapmışlar, koymuşlar. Bunlar güzel şeyler. Bunlardan rahatsız olacak bir şey yok. Böyle bir kucaklama, böyle bir dostluk anlayışı bütün meseleyi çözer.